Yunus Hoca ile iftara doğru programına hoş geldiniz. Ulan bazı konularda şu dini bilgiler artık bana kadar düştüyse geçmiş olsun be. Bu işin goyguyu bu arada. Dini bilgim gayet iyidir. Zaten tanıyanlar bilir. Komedyen, karikatürist vesaire bunların yanında çok dindar bir aileden geldiğim için ortalamanın üstünde bir dini bilgiye sahibim. Ramazan dönemindeyiz. Dindar insanlar özellikle bu dönemlerde daha da dikkat ediyor hayatlarına. Ama bazı aileler var ki bunu biraz daha amatörce mi yapıyor desem. Baskı haliyle mi yapıyor desem tam bilemiyorum. Dün bir okuldan bir öğretmenin okul grubuna attığı mesaj gündem oldu. Hemen o mesajı okuyorum size. Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım ikinci sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur. Bunlar henüz çocuk. Eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor. Aç kalması değil. En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak. Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı. Sizleri uyarmış olayım bu konuda diye bir mesaj atıyor veli grubuna. Bunun üzerine bazı bazı cahil tipler bu öğretmeni linçlemeye başlamışlar. Arkadaşlar bazılarınız çok şaşırabilir bu bilgiyi ama çocuk ergenliğe girene kadar oruç tutmak zorunda değil. Bazılarınız şu an nasıl lan diyebilir. Oha bu bilgi gerçek mi diyebilir. Evet gerçek. Çocuklar doğası gereği yetişkinleri aynalama yapar. Onları taklit edebilir. Oruç tutmak da isteyebilir. Biz de tuttuk. Hatta ben o zamanlar %90 %95 oruç tutuyordum. Zorlama bir şekilde de değil ama. Bizimkiler bu konularda bilinçliydi. Mesela okul zamanı zamanlarında oruç tuttuğum zaman yine beslenme çantamı yanımda koyarlardı. Bunun yanında ekstradan bir de para koyarlardı. Çünkü çocuğun oruç tutmasının olayı sadece yetişkinlerine özenmektir. Bir şey yapmak ister ama her an da ondan vazgeçebilir. Bu konu bayağı bir gündem oldu saçma bir şekilde. İnsanlar oturup bunu konuşuyor. Ya çocuk oğlum bu. Hangi kararını düzgün verebiliyor ki de bu kararını düzgün versin. O yüzden çocuğunuz, kardeşiniz oruç tutmak istediğinde bunu destekleyebilirsiniz ama yine de ne olur ne olmaz diye de yanına bir çanta koyarsınız. Cebine fazladan bir cep harçlığı sıkıştırırsınız. Çünkü her an vazgeçebilir. Zaten çocuk orucu diye bir şey vardır. Öyleye kadar tutarsın bırakırsın. Bazı konularda dini bilgisi eksik olan kişiler çocuklarına harbi eziyet çektiriyorlar. Sanıyor ki o çocuğa da zorunlu. Yok öyle bir dünya. Ve o çocuğa bazı şeyleri zorunlu kıldığınızda öyle sevap vesaire de kazanmazsınız dine göre. Çocuk ergenliğe kadar serbesttir. İslam'a göre ergenlikten sonra zaten o birey olarak kabul edilir. Kitabı açılır. Bunu sadece oruç üzerinden düşünmeyin. İçinizde farklı dini inançlarda yaşayan insanlar var. Bunlar tabii ki size gitmiyor gibi de gözükebilir ama çevrenizde dinler insanlar var. Bu tarz durumlarda onları uyarılarda bulunun diye biraz da anlatıyorum bunlara. Benim şu an 3 tane yeğenim var. İkisi oruç tutuyor. Küçüğü tam da bu konudaki yaşta bu arada 8 yaşında. Tutmak istediğinde çocuk orucu tutuyor. Çok tane çocuk orucu da değil ha bu arada. Bir saat sonra da bozabilir. Büyükse ergenliğe girdi girecek yaşlarda o daha uzun süreli oruç tutuyor ama bozmak istediği de bozuyor. Çünkü bir zorunluluğu yok bu konularda. Ha bu arada çocuk çok istese bile ergenliğe girmeden bu konularda biraz daha temkinli davranmanız gerekebilir. Çünkü o çocuğun gelişim çağında alması gereken besinler var. Onları kaçırmaması gerekiyor. Özellikle şehir merkezleri için söylüyorum. Çünkü şehir merkezinde çocuk gelişimi bir konularda biraz daha dikkatli olur. Eğer çocuk oruç tutmak istiyorsa bu konuda bir yandan da uzman yardımı alı. Günlük ne kadar kalori alması gerekiyor? Hangi besinleri tüketmesi gerekiyor? O bir besinler sağlansın, onunla birlikte bir şeyler yapılsın. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize. Şöyle bir yandan da Ney ve Tef eşliğinde bir outro eklesem şuraya çok güzel olurdu da. O kadar vaktim yok maalesef.